Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda 27 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını Erken'in reddi miras kararı sonrası eşinin soyadını sosyal medya hesabından kaldırması gündekan donduran cinayette iddianame hazırlanırken, ünlü sunucudan idam isterdim. Bunların hepsinin ölmesi gerekiyor açıklaması geldi. İşte son dakika gelişmeleri noktaya C. eşi ve Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma savcılık. Mahmut Yazıcıoğlu'nu vuran Kadir Yasak'ın da arasında olduğu 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Ece Erken, iddianame hakkında hepsinin ölmesini istiyorum nokta ünlü sunucu, içim tabii ki rahat değil, ben idam ister bu kadar kolay olmamalı ağırlaştırılmış müebbet isteniyor ama adalet olduğuna inanmam için bunları o dört duvarın içinde çürüyene kadar gördüğümde bu işin içindeki o silah alışverişi kısmı, bir AVM'ye çok yakın bir yerde gerçekleşiyor. Gerçekten inanamıyorum. Kesin gidip belden aşağı vurduk, öldürmeye çalışmadık falan diyecekler ama korkutmak ya da sadece zarar vermek istediğin bir insanın üzerine sadece bir kere sıkarsın ama bunlar kurşun yağm. Bunların hepsinin ölmesi gerekiyor. Hepsinin acı çekmesini istiyorum. Hepsinin ölmesini istiyorum. Hepsinin ceza almasını istiyorum dedi. Her gün daha iğrenç şeyler duyuyorum. dünya evine girdikten sadece 7 ay sonra eşini kaybeden Ece aldığı miras kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık. Öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve Reddi miras kararından bir ay sonra erkenden dikkat çeken yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu. Sosyal medya hesaplarından Mahmut Yazıcıoğlu soyadı bir takipçisi, ünlü sunucuya eşinizin soyadını neden sildiniz? Sorusunu yöneltti. 44 yaşındaki bir çocuk annesi yerken, yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum açıklamasını yaptı. Nokta soyadı konusunun eşim Ece Erken, söylemezsem olmaz yorumcularından bir Can eşinin soyadından neden vazgeçtin? Sorusunu ise şöyle cevapladı. Eşim yaşasaydı tabii ki o soyadı benim için bir gurur olurdu ama onun ailesinin bana yaptıklarını gördükten sonra asla o soyadını taşım. Bu konunun eşimle alakası da yok. Ben eşimi çok seviyorum ve ölene kadar da eşimin yasını tut. İkinci gün Şafak'ın evlerindeki eşyaları almışlar ve ikinci hafta Şafak'ın evleri hukuksuz bir şekilde yasa dışı kiraya verilmiş ama burada icraya verilen ben. Şafak ile kaldığım evde benim di nokta ben de sadece tesbihi kaldı nokta. Bu sözler sonrası artı o dalgadan peki Şafak'ın eski evliliğini sen mi bitirdin? Sorusu geldi erken. Tabii ki ben bitirmedim. Şafak ile beraber olmak istediğim zaman geldi. Bana boşanma belgesini gösterdi ve ben de bütün çevreme bunu gösterdiğim için herkes benim arkamdaydı ama ertesi günü kalkmışlar beni evli bir adamla berabermişim gibi yazıyorlar. Gerçekten inanılmaz yani. İnanmazsınız ama bende de sadece tesbihi kaldı eşimin. Kalan her şeyi benden aldılar ifadelerini kullan kimse boş yapmasın nokta soyadı hamlesine yönelik eleştirilere dayanamayan erken sosyal medya hesabından isyan etmişti. Hayatta en anlamsız cümle eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa vay kalana. Giden Rabbimin yanı dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle. Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın. Ben kocamı çok sevdim. Çok ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durma.